Kahramanmaraş'ta merkez üssü Dulkadiroğlu ilçesi 4.4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Bölgede herhangi bir olumsuz durum bildirildi mi? Hemen son gelişmeleri alalım. Mehmet Geçgel telefon attığımızda. Mehmet. Merve Tepe, saatler 14.41'i gösterdiğinde Kahramanmaraş Dulkadiroğlu merkez üssü olmak üzere 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem başta Kahramanmaraş'ta şiddetli bir şekilde hissedildi. Birkaç saniye sürmesi nedeniyle aslında Gaziantep'te çok şiddetli bir şekilde hissedilmediğini ifade edelim. Fakat Dulkadiroğlu'nda meydana gelen deprem Kahramanmaraş'ta şiddetli bir şekilde hissedildiğini sizlerle paylaşalım. Yerin 10 kilometre altında meydana gelen deprem tabii kısa süreli bir paniğe de neden oldu. Özellikle Aksın felaketinden sonra Kahramanmaraş'ta yine çevre illerde meydana gelen depremler bu bölgede yaşayan insanları tedirgin ediyor. Zira büyük felaket Aksın felaketine hala vatandaşlar unutmuyorlar. Tabilmişti. Bu sebeple de en ufak sarsıntı dahi bu noktada vatandaşları kısa süreli bir paniğe sevk ediyor. Geride bıraktığımız günlerde Malatya'da meydana gelen depremde yine Gaziantep'te hissedilmiş ve o depremde burada paniğe neden olmuştu. Bugün geride bıraktığımız dakikalarda saatler 14.41'i gösterdiğinde Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde merkez üssü Dulkadiroğlu olmak üzere 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 10 kilometre altında meydana geldi. Birkaç saniye sürdü sarsıntı. Çok fazla, çok uzun sürmediğini sizlerle paylaşalım. Tabii sarsıntı çevre illerden de hissedilmiş durumda. Osmaniye, Gaziantep'ten de depremin hissedildiğini sizlerle paylaşalım. Şu an için olumsuz bir durum paylaşılmadı. Ancak AFAD ekipleri tarama çalışmalarına başlamış durumda. Zira bu noktada ağır hasarlı binalar var. Aksın felaketinin geride bırakmış olduğu ağır hasarlı binalarda tehlikeye neden oluyor bu tip sarsıntılarda oldukça önemli. Zira bu binalar içinde özellikle ekipler, yetkililer, vatandaşları bu binaları gördüklerinde önlerinden ani bir deprem riskine karşı geçmemeleri ve diğer kaldırımlardan veya binaların bir başka noktasından yürümeleri konusunda uyarıyor. Bu binaların yıkım süreci devam ederken de ağır hasarlı binalar bulunuyor. Ancak 4.4 büyüklüğündeki deprem için şu ana kadar şu dakika itibariyle olumsuz bir bildirim, olumsuz bir durum bizlerle paylaşılmadı. Elimize henüz ulaşmadı. Fakat ekiplerin bu konuda da çalışmalarını sürdüğünü sizlerle paylaşalım. Şu an için olumsuz bir durum yok. Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevrelilerden de hissedildi. Fakat Kahramanmaraş'ta da şiddetli hissedildiğini, birkaç saniye sarsıntının sürdüğünü sizlerle paylaşalım.